Gerçekten Need for Speed Most Wanted'ın şöhretini anlatmama gerek var mı? Dünya çapında 16 milyon adet satmış ve bu serinin her adı geçtiğinde, her yeni oyunu çıktığında adını andığımız bir oyun Most Wanted. Hatta günümüzde çıkan birçok yarış oyunuyla bile kıyaslanıyor. Anlayacağınız birçok insan için ilk kıyas noktası bu oyun. Çocukluğumda ayıla bayıla oynadığım Most Wanted hakkında birçoğunuzun da aynı hisleri paylaştığına eminim. İnsanların gerçek hayatta yaptıkları BMW M3'leri baksanıza, bu oyunun hatırlandığına ve sevildiğine şüphe yok. Peki bu güzel anılara rağmen Need for Speed Most Wanted hatırladığımız kadar iyi mi? Videoya geçmeden önce iki ufak şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki kanalın topluluk sekmesiyle alakalı. Kanalın gidişatıyla ya da gelecek videolarla alakalı bütün güncellemeleri bu topluluk sayfasından paylaşıyorum. O yüzden arada bir bakarsanız sevinirim. İkinci duyurum ise kanalın katıl butonunu açmış olmam. Hak ettiğiniz ayrıcalıklar zaten orada yazıyor. Fakat sizin için en büyük getirisi kanalın videolarına erken erişiminiz olacak. Bunun haricinde videolarımın sonuna artık soru cevap kısımları eklemek istiyorum. Yorumlarda özellikle bu kısım için bir soru yazdığınızı belirtirseniz bir sonraki videonun sonunda yorumunuzu görme şansınız var. Sizi daha fazla tutmadan buyurun hadi videoya. Öncelikle bu oyunu nasıl hatırladığımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü yaptığım yorumları ve analizi daha sağlıklı bir bağlama oturtacağını düşünüyorum. Oyunu tabii ki de iyi olarak hatırlıyordum fakat uzun süredir oynamadığım bir oyundu Most Wanted. Bu oyuna dair fikirlerim oyunla alakalı retro inceleme veya ciddi araştırmalar yapmış yabancı kanallardan bir hayli etkilenmişti. Dolayısıyla aklımda Most Wanted'ın çok ciddi bir tekrar ve tempo problemi var şeklinde bir fikir vardı. Revizyonizme kurban gitmiştim diyebiliriz yani. Doğal olarak video sonunda yapacağım notlandırmayı da bu düşünceyi temel alarak yapacağım. Oyunu arka arkaya birkaç günde oynamaya çalışırsam çok sıkılacağımı ve bunalacağımı düşünüyordum. Fakat Underground 1 ve 2'yi arka arkaya oynayıp Most Wanted'a geçtiğim için daha sağlıklı ve spesifik olarak tempo eleştirisinden de bahsedebileceğim bir şekilde anlatabileceğimi ümit ediyorum. Bunu da aradan çıkardığımıza göre modern sistemlerdeki performanstan ve oyuna erişmekten bahsedelim. Need for Speed Most Wanted satışı yapılmadığından dolayı Abandonware kategorisinde bir oyun. Gri marketlere başvurmadığınız sürece orijinal bir kopyayı bulmanız imkansız ama Abandonware oluşundan dolayı internette sıkça paylaşılan bir oyun. Modern sistemlerde çalıştırırken ilk karşılaşacağınız problem ise oyunun 16:9 görüntü modunda çalışmaması. Bunu da 30AG'nin geliştirdiği bir modele kolayca halledebiliyorsunuz. Bunun haricinde oyunda herhangi bir mod kullanmadım. Bahsedeceğim çoğu şey oyunun modsuz hali için geçerli. Oyunu son sürümü olan 1.3 versiyonunda ve Black Edition sürümünde oynadım. 2005 yılında çıkmış Most Wanted modern sistemlerde gayet iyi çalışıyor. Rastgele yaşadığım 1-2 kere çökmesi haricinde herhangi bir problem yaşamadım. Eğer çökme problemi başınıza sık sık geliyorsa açıklamaya koyacağım Most Wanted Fixes modunu yükleyebilirsiniz. Yaşamadığım fakat komik bulduğum bir problem ise Underground 1 ile Most Wanted'ı aynı anda yükleyemiyor olmanız. Sadece ikisinden biri kurulu olmak zorunda. Bu durum oyunun egzelerinin aynı hattan olmasından kaynaklanıyor. Aklınızda bulunsun. Bütün bunlardan sonra başladığımız hikaye modu ve bu modda kullandığımız BMW M3 GTR sanırım Most Wanted'ın hatırlanmasındaki en önemli sebeplerden biri. Oyunun hikayesi Rockport şehrine gelmemizle başlıyor. Yeni gelmiş bir yarışçı olarak şehirdeki yerel yarışçılara kendimizi kanıtlamamız ve Blacklist'teki yarışçıları yenmemiz gerekiyor. Tutorial niyetine birkaç yarış yaptıktan sonra 15. sırada olan Razor ile yarışmaya hak kazanıyoruz. Normal başlayan yarış arabamızın arızalanmasıyla son buluyor. Razor ve Saz arkadaşlarının arabamızı bozması yarışın şartları gereği arabamızı Razor'a kaybediyor ve tutuklanıyoruz. Bu giriş sırasında bizim tarafımızı tutan Mia ise bir süre sonra bizi hapisten çıkarken karşılıyor ve eski arabamız ile Blacklist'in en tepesine çıkmış olan Razor'ı yenmemiz için bize güvenli evler sağlayarak destekleyeceğini söylüyor. Oyunun ilk kısmında karşısında yarıştığımız Rogue da bizi çeşitli şekillerde destekliyor ve Blacklist'in tamamını yenme maceramız başlıyor. Burada çok ufak bir parantez açmam lazım. İnatla Underground 1, Most Wanted ve Carbon'un hatta Pro Street ve Undercover'ın birbirinin devamı olduğundan bahsediliyor. Arkadaşlar Underground 1 ve Underground 2, Most Wanted ve Carbon birbirinin direkt devamı oyunlar. Bunlar haricinde oyunlar arası ufak referanslardan başka hiçbir şey yok. Hatta bu oyunda iki tane Underground referansı var. İlkini oyunun başında "Well, look what the Underground let loose. Let's see how good you do in the daylight." Öbüründe oyunun sonunda görüyoruz. Oyunlar aynı evrende geçiyorlar fakat olay örgüleri arasında söylediklerim hariç direkt bir bağlantı yok. Hepsi birbirine bağlı dediğiniz şey teoriden ibaret. Serzenişimi aradan çıkardıktan sonra bu oyunun hikaye sunumundan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız Underground'ın hikayesi için şu kelimeleri kullanmıştım.
Arada ufak tefek twistimsi şeyler oluyor ama gerçekten hiç önemli değil. Önemli olan şey oyunun size yarışmak ve kazanmak için basit bir motivasyon verebilmesi. Karşınızda Eddie veya başka rakipleri koyabilmesi ki amaçsız bir şekilde yarışıyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Dönemini düşünürsek bu bile çok büyük bir devrim ama böyle anlatınca komik geliyor. En temelinden baktığımızda Most Wanted'ın hikayesi aynı formülün çok daha iyi işlenmiş ve ekstra motivasyon verilmiş hali. Arabamızı oyunun kötü karakterini kaybetmemiz ve bütün oyun boyunca onu geri almaya çalışmamız basit ama işe yarayan bir konsept. Oyun hikayesini bize iki şekilde sunuyor. Bunlardan ilki gerçek aktörlerin yeşil ekran önünde canlandırdığı sahneler ve ikincisi de oyun içi aldığınız SMS'lerden ibaret. Arada bir oyun içinde oluşturulmuş ara sahneler de var ve bunlar genellikle Blacklist yarışlarından önce giriyor. Çok da önemli olmasalar bile ayrılan 10-15 saniyede araçlara ve yarışçılara karakter katmaya çalışmışlar. Bunu da arabaların insan gibi davranmasıyla çözmüşler. Omuz falan atıyormuş gibi yapıyorlar, havalı havalı durmaya çalışıyorlar vesaire. Bayağı kişileştirmeye çalışmışlar gibi geldi. Yaratıcı bir çözüm olmuş. Ufak bir spoiler uyarısı, oyunun sonundan bahsedeceğim. Sanki kimse bilmiyormuş gibi. Mia'nın polis çıkması kabul edilebilir bir plot twist. İşin komik tarafı oyunun bunu baya baya gözümüze sokması. Oyunun açılışında Cross tarafından tutuklanmaması, haritanın dört bir yanında güvenli evleri olması ve az önce bahsettiğim SMS'lerde sizin karakterinizin ya da Mia'nın polis olduğuna dair sürekli bir şeyler söylenmesi söz konusu. Çocukken ya çok salakmışım ya da İngilizce bilmediğim için hiçbir şey anlamamışım. Bir Need for Speed oyununda aktörlerden ve oyunculuktan bahsedeceğimi hiç beklemez ama işte buradayız. Şunu söylemem gerekiyor ki oyuncular fazla eğlenmişler. Karakterleri iki boyutlu karikatürlerden ibaret ve herkes bunun farkında. Buna rağmen karizmatik performanslar sergilemeyi başarabilmişler. Fakat tam olarak karar veremediğim şey oyuncuların gösterdiği yarı komik yarı ciddi performans. Bu kasıtlı bir tercih mi yoksa yanlışlıkla mı ortaya çıktı bilmiyorum ama gördüğünüz ara sahneler cidden eğlenceli. Özellikle oyundaki herkesin sert heybetli gözükmek için girdiği tripler beni çok eğlendirdi. Dean McKenzie'nin oynadığı Cross karakteri ve onun oyundaki partneri bayağı şov yapıyorlar. Fena eğlendikleri her hallerinden belli. Yeşil ekran kullanımından dolayı ara sahneler istemsizce eskimiş fakat Mortal Kombat 2 rezilliğinde bir CGI yok. Maalesef bu güzel ara sahneleri oyunun başında ve sonunda görüyoruz. Ortasında ise hikaye SMS'ler ile ilerliyor ve çok da bir esprisi yok. Özellikle diğer Blacklist yarışçıları ve Rogue'un biraz hakkı yenmiş diye düşünüyorum. Diğer yarışçıların da genel anlatıya daha çok dahil olmasını tercih edebilirlerdi ama bu oyunun bir senelik bir süreçte geliştirildiğini düşünürsek çok da şikayetçi olamam. Ellerindeki süreyle iyi bir iş çıkarmışlar. Bir senelik geliştirme süresi diyorum fakat bu çok da doğru değil. Oyunun yapım öncesi hazırlığı neredeyse Underground'a kadar dayanıyor. Yine de bu oyunun Underground 1 ve 2'ye kıyasla ne kadar farklı hissettirdiğini söylemem gerek. Görsel tarz olarak farkı zaten görüyorsunuz ama sürüş dinamikleri de iyi bir değişim geçirmiş. Öncelikle görsel olarak biraz daha kirli bir tarz seçilmiş. Underground'daki gibi keskin ve neon ışıklarıyla süslenen geceler yerine gündüz geçen, endüstriyel, soluk renkleri ve sarı filtresiyle gelen bir Most Wanted var. Menü tasarımları ve oyunun arayüzü de bunu iyi bir şekilde yansıtıyor. Fonksiyonel olarak bayağı başarılı olması bir yana tarzını da mutlaka gözünüze sokuyor. Bunun haricinde model ve doku kalitesi Underground'lara kıyasla daha yüksek. Tabi oyunun 2005'te çıktığını hesaba katarsak bunlar müthiş keskin dokular değil fakat oyunun hız duygusunu da sağlamak için ekrana koyduğu hareket bulanıklığı hem bu doku kalitesini iyi saklıyor hem de tam ayarında. Normalde bulanıklığı hiç sevmeyen ben hiç rahatsız olmadım. Tabii Underground fanatiyseniz size mutlaka farklı gelecektir. Ama amaçladıkları tema ve görüntüyü iyi bir şekilde yansıttıklarını söyleyebilirim. Özellikle güneşin belli açılardan vurduğu zamanlarda oyun bayağı hoş gözüküyor ama sizi kör etme şansı da var. Oyunun açık dünyasındaki bölgeler kendi içlerinde çeşitli olsalar da oyunun görsel tarzı yüzünden aynı hissettirebiliyorlar. Ama asıl önemli kısım olan oynanış çeşitliliğinde iyiler. Rosewood'daki geniş yollar ile Rockport'un şehir içindeki keskin dönüşleri arasındaki farkı çabuk anlıyorsunuz. Kas hafızamı o kadar işlemiş ki çok farkında olmadan virajlara kendimi hazırlayıp düzlüklerde nitrolarımı abanıyordum. Genel olarak farklı bölgelerdeki yolların akışı, çeşitliliği keyifli ve yeterli. Bu keskin dönüşlere girdiğinizde fark edebileceğiniz ilk şey arabaların yollara nasıl tutunduğu. Arabalar rahat dönebilecek kadar hafifler ancak Underground 2'de başlayan arabaların ağırlaşma trendine devam ettirmişler. Üstüne üstlük bastırma kuvveti de artmış. Doğal olarak yüksek hızlarda virajları alabiliyorsunuz. Böyle deyince
aklınızda Midnight Club'daki gibi bir şey canlanmasın. Yine dönüşlere girerken gaz fren konusunda dikkatli olmanız gerekli. Ama söylemem gerekiyor ki bu değişikliklerle birlikte arcade yarış oyunu dediğimde benim aklıma gelen sürüş modelini Most Wanted'da yakalamayı başarmışlar. Ridge Racer veya Midnight Club'daki gibi absürt hızlarla yanlamak yerine bastırma kuvveti çok, yol tutuşu yüksek arabaları kontrol etmesi Need for Speed'in büyüsü. Maalesef oyunun başında bu hızlara ulaşmanız pek mümkün olmuyor. Most Wanted'ın ilk 1-2 saati Blacklist 13'e gelene kadar yani yavaş arabalar dolayısıyla zayıf kalıyor. Neyse ki bütün oyuna yayılmış bir problem değil. Açıldıktan sonra ise hız duygusu gayet yerinde. Özellikle yeni Nitro sistemiyle arabalar sürekli hızlanmaya devam ediyor. Bu oyunda nitrolarınız otomatik olarak doluyor. Doğal olarak her dolduğunda ya da hızlanmanız gerektiğinde rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Underground 2'deki risk ödül sistemini ve stratejik nitro kullanımını ben daha çok seviyordum. Fakat bu oyunda neden bu nitro sistemini kullandıklarını anlayabiliyorum. Az önce de bahsettiğim gibi bu oyunun albenisi yüksek hızlarda yol tutuşu yüksek arabalar kullanmak. Bu oyunda arabalar korkunç hızlarda gitseler de büyük oranda sizin kontrolünüzde. Bazı arabalar biraz daha zor kontrol ediliyor ama genel olarak her şey sizde bitiyor. Bu kontrolü daha iyi sağlamanız adına oyuna Speed Breaker adında bir mekanik eklenmiş. Aktifleştirdiğinizde oyun ağır çekime giriyor ve keskin manevralar yapabiliyorsunuz. Bu genellikle arabayı istemsizce kaydırmanızla sonuçlanıyor fakat keskin virajlara yanlış girdiyseniz, bir şeye çarpacaksanız ya da arabanızın sıçramalarda yere yakın kalmasını istiyorsanız tek tuşla bu özelliği açabiliyorsunuz. Arabanızın üstündeki bastırma kuvvetini ve ağırlığını bir hayli arttırıyor. Arabaların ağırlaşması ve bu özellik dolayısıyla trafiğe çarptığınızda sizin arabanız taklalar atıp fırlamıyor fakat aynısını çarptığınız araçlar için söylemesi zor. Ciddi anlamda da yavaşlıyorsunuz. Bu durumun efektifliği genellikle arabanızın ne kadar başarılı bir şekilde önündekini itebildiğine bağlı oluyor. Ki oyunun bir parçası için çok önemli bir durum bu. Ha tabi tırlara vesaire girerseniz yapacak pek bir şey kalmıyor. Tam olarak çalışıp çalışmadığını anlayamadığım bir şey ise drafting oldu. Bayağı test etmeye çalıştım fakat oyunun genel hızı artmış olduğu için mi yoksa oyunda olmadığı için mi tam olarak bilmiyorum ama drafting yaparak net hız kazanıyormuşum gibi hissedemedim bir türlü. Yapay zeka Underground 2'ye kıyasla biraz daha mücadele ettiği için öne geçmek adına bu taktikleri daha fazla kullanmayı denedim ama efektifliğinden çok da emin değilim. Yapay zekanın garip bir karakteristiği ise karşıdan gelen trafiğe aşırı hassas olmaları. Yavaşlamalarına gerek olmasa bile sert fren yapıp sizin kolayca geçmenize izin verebiliyorlar. Geniş yollarda genelde siz öne geçene kadar iyi mücadele ediyorlar fakat öne geçtikten sonra çok iyi bir şekilde yetişebildiklerini söyleyemem. Sizi geçmeleri için net hata yapmanız gerek. Bu hata da genellikle trafiğe ya da tıra çarpmakla oluyor. Burada ayrıca bahsetmemiz gereken Blacklist yarışları var. Bunları oyunun boss fightları olarak düşünmek mümkün ve ortalama yarışçı yapay zekasından daha iyiler. Başlarda iki yarışı arka arkaya gerçekleştirirken bu sayı daha sonra 3'e çıkıyor. Blacklist'in her üyesinin kendisine ait ufak ara sahneleri var ve sınırlı oldukları bu 10-15 saniye içinde bir ton tutturmayı başarabiliyorlar. Yapacağım tek ufak eleştiri ise oyunun bu yarışçıların güçlü yönlerini bize söylemesi fakat bunu oyunun içine güzel bir şekilde yedirememesi. Belki de bunları bir şekilde yedirebilselermiş daha çeşitli ya da ilginç yarışlar veya içerik ortaya çıkabilirmiş fakat bu çok da mühim bir durum değil. Anladığım kadarıyla bu yarışların o anki arabanıza ayak uyduran ve Blacklist üyesinin karakteristiğini denkleme katan dinamik zorlukları var. Ve benim deneyimimde bu yarışlar gitgide zorlaştılar. Özellikle Blacklist 13, 9 ve 5 oyunun zorluğunun arttığı yerler. Özellikle 9 numara olan Earl'ün Rubber Band'i felaket. Bütün yarış arka tamponumu darladı eleman. Herhangi bir Blacklist üyesini yendikten sonra onlardan 2 tane jeton seçebiliyorsunuz. Bu jetonların bazıları belirli bir havuzdan rastgele ödüller verirken bazıları benzersiz parçalar veriyor. Benzersiz performans parçaları Blacklist yarışçısının arabasını almak seçebileceğiniz en iyi jetonlardan. Hatta bu özel Junkman parçaları o kadar iyi ki belli bir noktadan sonra oyunu inanılmaz kolaylaştırabiliyor. Bir Blacklist üyesini yendikten sonra öbürünü yarışmaya davet etmeniz için belli şartları karşılamanız gerekiyor. Bu şartlar ise belirli sayıda yarışları kazanmak, kilometre taşlarını gerçekleştirmek ve bounty biriktirmek. Oyunun genel yapısı bundan ibaret. Aslında bayağı tekrar ettiği için tempo problemi olabilir vesaire diye düşünebilirsiniz fakat oyunda ilerlemek için bütün yarışları yapmanız gerekmemesi
beni çok rahatlattı. Pistlerin vesaire tekrar ettiğini hiç hatırlamıyorum açıkçası. Elbette ortak sokaklar vesaire oluyor, fakat oyunu bitirmek için ortalama olarak daha az yarış yapmanız gerekmesi pistlerden sıkılmamanızı sağlıyor. Ha, oyunun sonuna doğru birebir aynı pistin kullanıldığını da gördüm. Bir yerden sonra içerik bitiyor tabii ki. Underground 2'deki gibi açık dünyada gezmek zorunda olmamak da oyunun süresini daha eğlenceli aktivitelerde harcamanıza sebep oluyor. Ayrıca oyunun ekonomisi iyi kurulduğu için bütün yarışları yapmak tamamen oyuncunun keyfine bırakılmış durumda. Bütün yarışları yapmamama rağmen finalde 1 milyon dolarım vardı ki bu birden fazla araba alıp bütün geliştirmeleri yapmak için yeterli bir miktar. Eğer şu vakte kadar kasıtlı bir mekanikten kaçtığımı düşünüyorsanız ya da fark ettiyseniz haklısınız. Polisler bu oyunun temposu, açık dünyası ve ilerleyişinde kilit bir parça. Hatta daha önceden bahsettiğim her şeyle ilişkili polisler. Doğal olarak bu şekilde bahsetmeyi daha sağlıklı buldum. Oyundaki polislerin 5 seviyesi var. Bir kovalamacaya girdiğiniz zaman bu seviye yavaşça artmaya başlıyor. Oyunun belirli aşamalarını geçmediğiniz sürece polislerin seviyeleri çok yükselmiyor. Doğal olarak polis her zaman bir tehdit olarak oyunda kalıyor demek isterdim, fakat bu tam olarak doğru olmaz. Birinci ve ikinci seviye polisler inanılmaz zayıf ve yavaşlar. Hatta sıkıcı bile diyebilirim. Geliştiriciler oyuncuları bu mekaniğe ısındırmak istemiş, bunu anlayabiliyorum. Fakat oyuncuyu bu kadar hafife almasalarmış keşke. Sırf polisler beni kaybetmesin diye 60-70 ile gittiğimi biliyorum. Polislerin efektif taktikler uygulamaması, yolları bile kapatamaması kovalamacaları gerçekten sıkıcı bir hale sokuyor. Bir an ben mi bir şeyleri yanlış hatırlıyorum, oyun mu bozuk falan diye düşündüm. Fakat polisler 3. seviyeye yükseldikten sonra her şey değişti. Attention all units. A pursuit condition now 3. Repeat condition 3. İşte Most Wanted'ın hatırladığım büyüsü geri dönmüştü. Polisler tek başlarına çok güçlü değildiler. Hatta kendilerini itip kalkmak çok kolaydı. Kovalamacaların eğlencesi de biraz burada yatıyor açıkçası. Görece kendinizi güvende hissettiğiniz zaman polislere çarpmak, trafiğe itmek, yoldan çıkarmak geçerli taktiklerken sayıları arttığında kovalamacanın doğası değişiyor. Grup taktikleri kullanarak sizi yavaşlatmaya, durdurmaya çalışıyorlar. Gerçekten kaotik bir hal alıyor ve kovalamacalar ciddi zorlaşmaya başlıyor. Belli bir hızın altında kalırsanız sizin etrafınızı kapatmaya, sizi trafiğe ve duvarlara itmeye başlıyorlar. Özellikle bir yere çarptığınızda çok efektif bir şekilde etrafınıza kapanmaya başlamaları bayağı etkileyici. Polislerin seviyeleri arttıkça yolları daha sık kapamaya, kapan kurmaya ve karşı şeritten gelen jiplerle size çarpmaya başlıyorlar. Ayrıca arabaları da değişiyor. Birinci ve ikinci seviyelerde bulunan dayanıksız devriye arabaları yerini ağır Pontiac GTO'lara, daha sonra da Corvette C6'lara bırakıyorlar. Hızları ve ağırlıkları arttığı için sizin de itme gücüne sahip ağır bir araba kullanmanız gerekiyor. Şart değil aslında ama farkı hissediyorsunuz. Örnek vermek gerekirse, hafif bir araba olan Lotus Elise bazı durumlarda polis arabalarını rahatlıkla itemiyor. Polis kovalamacalarının oyunda ilerlemenin kilit bir parçası olması sebebiyle neredeyse bütün oyun boyunca onlarla uğraşıyorsunuz. Oyunun başı harici bu aktivitenin hiç sıkıcı olmaması bir mucize. İlerledikçe polisin gücü artıyor. Daha agresif taktikler kullanmaya başlıyorlar. Ağır jipler, helikopterler, barikat, kapan, jipli barikat falan derken bayağı keyifli, hatta biraz kum havuzunu andıran bir oynanış döngüsüne sahip polis kovalamacaları. Açık dünyayı da sonuna kadar kullandırtması etkileyici. Yüksek seviye polislerden kaçmak için açık dünyayı daha iyi öğrenmenize, avantajınıza kullanmaya ihtiyacınız var. Bazı saklanma noktaları diğerlerinden daha iyi. Ya da haritanın bazı noktalarında manevra kabiliyetinizi kullanarak daha rahat kaçabiliyorsunuz. Bazı yerlerde ise otoyola çıkmanız size avantaj sağlıyor gibi durumlar söz konusu. Eğer direkt yakalanmak istiyorsanız da hapishaneden aşağı uçarak arabanızın taklatmasını sağlayabilirsiniz. Arabalar spesifik olarak burada dağılmaya çok yatkın. Kovalamacalarla alakalı şikayet sayılabilecek tek eleştirim barikata doğru girerken oyunun geçtiği sinematik kamera. Bazen çok erken devreye girmesi yüzünden speed breaker basamadan girebiliyorsunuz ki bu durumda arabanızın havalanıp polis arabalarının üstüne çıkması ve yakalanmanız gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Fakat bu durumla nadir karşılaşıyorsunuz. Peki polislerden kaçmak tam olarak nasıl çalışıyor? Görüş mesafelerinden çıktığınız zaman alttaki kaçış barı dolmaya başlıyor. Bu bar dolduktan sonra da izninizi kaybettirmek için bir barın daha dolmasını bekliyorsunuz. Herhangi bir polis sizi tekrardan görürse süreç tekrardan başlıyor. Daha önce bahsettiğim saklanma noktalarına girerek iz kaybettirme barını daha hızlı doldurabiliyorsunuz. Polislerden manevra ve hız ile kaçabiliyorsunuz, lakin en efektif yöntem pursuit breaker'lar. Haritaya dağıtılmış objelere çarparak yakınınızdaki polis arabalarını devre dışı bırakabiliyorsunuz. Genellikle en güvenilir ve stabil yöntem de bu oluyor. Bu breaker'ları kullanırken de sinematik kamera devreye
devreye giriyor ve arabanızı oyunun yapay zekası yönetiyor. Çok nadir olarak saçma sapan yerlere sürme veya direkt kapana girmenize sebep olabiliyor bu kamera. Ama dediğim gibi çok nadir karşılaştığınız bir şey. Bu kovalamacalar sırasında bounty biriktiriyorsunuz. Tamamladığınız kilometre taşları da sizi bounty ile ödüllendiriyor. Kovalamacalar dışında da bounty veren hız kapanları mevcut. Bu kilometre taşları maalesef biraz fazla tekrar ediyor. Oyunun başında da sonunda da polisten x dakikada kaç gibi görevler var. Fakat bunları zaten oyunun herhangi bir aşamasında 30 saniyede de yapabiliyorsunuz. Neyse ki polis mekaniğinin kendisi çok sağlam ve eğlenceli. Ondan dolayı bu tekrarlara çok dert etmiyorsunuz. Polislerin oyuna nasıl yedirildiğini anladığınızda Underground 2'ye kıyasla nitro sisteminin, araba sürüşünün, düşük hızlarda arabanın spinde kalmasının, Speed Breaker'ın neden oyunda olduğunu anlıyorsunuz. Yarış sistemini de Underground 2'de iyice oturttuktan sonra oyunun tasarımının geriye kalanını polisler için değiştirmişler. Üzerine bu kadar çalışıldığından dolayı sıkmaması normal. Yarışları mekaniksel ve çeşitlilik olarak Underground 2'de halletmiş olmalarına rağmen Most Wanted'da bazı eksiklikler var. Bunlardan ilki drift modunun olmaması. Değişen sürüş mekaniklerinden ve oyunun geliştirme süresinden dolayı kaldırıldığını düşünüyorum. Drag modu da burada fakat bozuk. Şöyle anlatayım. Aslında Underground 1'deki drag modundan hiçbir farkı yok. Fakat daha kötü çalışıyor. Oyun sizi belli şeritlerde tutmak için o kadar zorluyor ki dümdüz giderken başka şeritlere savrulabiliyor. Dönüşlerde trafiğe girebiliyorsunuz. Bu yarışların puzzle gibi dizayn edilmiş olması da tuz biberi oluyor. Çokça tekrardan deniyorsunuz, çokça sinir bozuyor. Bu oyunda gelen Tollbooth ve Speed Trap yarışları var. Tollbooth yarışları haritanın A noktasından B noktasına gittiğiniz zamana karşı yarışlar. Aradaki gişeler de checkpointler olarak çalışıyor. Geçtiğiniz zaman bonus süre ekliyorsunuz. Bu yarışların bence herhangi bir zorluğu yok. Daha çok haritayı tanıtma amacıyla yapıldıklarını düşünüyorum. Speed Trap ise oyunun en zor yarış türü olabilir. Nasıl çalıştığını anlatayım. Böylece neden böyle düşündüğümü anlayacaksınız. Bu yarışlar aslında sprint yarışlarıyla birebir aynı. İşin ilginç tarafı belli başlı yerlerde hız kapanları olması. Yarıştaki sıralamanız bu hız kapanlarından ne kadar hızlı geçtiğiniz ve bunların toplamıyla ölçülüyor. Bitiş çizgisini biri geçtiği zaman da yarışı bitiremeyenlerden hız puanları eksiliyor. Bu yarışların zor olmasının, daha doğrusu zor olabilmesinin sebebi arkanızdaki yapay zekanın rubber bandlemesi ama sizi geçememesi. Doğal olarak sizin 250 ile geçtiğiniz hız kapanından 300 ile geçiyorlar. Fakat sizi geçemedikleri için geriye düşüp tekrardan rubber bandlıyorlar. Bundan dolayı bitiş çizgisini geçtiğinizde kendinizi az farklı yenilmiş bulabiliyorsunuz. Bir saniyeliğine polislere geri dönersek. Kendileri ses tasarımı olarak da harikalar. Seviyeler ilerledikçe polislerin sinirlenmesi, birbirlerine destek çıkması, bağıran sirenler, sizi yakalamak için taktikler tartışmaları, kapanların yerini belirtmeleri vesaire hem oynanış konusunda size önemli bilgi veriyor hem de inandırıcılığı çok iyi inşa ediyor. Seslendirmenler gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Kovalamacalarda çalan Paul Linford tarafından beslenmiş parçalar da ekranda olana çok uygun. Adrenalin pompalamayı başarıyor. Bu oyundaki araba seslerini de ayrı bir takdir ettim. Motor sesleri ve ses efektleri tertemiz. Oynanış süren boyunca farklı türlerde ve motorlara sahip olan araçlar kullandığımdan bu sefer daha da bir dikkatimi çekti. Zaman için gerçekten kilit ve iyi isimlerle çalışarak harika bir ses ortamı inşa etmeyi başarabilmişler. Soundtrack'in de bu ses ortamına katkısı gerçekten büyük. Görsel tarzda ortaya koydukları kirli ve endüstriyel tarzı soundtrack'e bol bol metal müzik koyarak desteklemişler. Özellikle elektro gitar sesi rap şarkılarda bile yaygın. Ses dokusu şarkılar arasında paylaşıldığı için kulağınıza bir yerden sonra hep aynı şeyler çalıyormuş gibi gelebilir. Fakat benim gibi metal seven insanlar için Most Wanted serideki en iyi soundtracklerden birine sahip. Ama ben metal müziği sevdiğim için bunu diyebiliyorum. Objektif olarak bakarsak metal rock ağırlığı bazı insanları sıkabilir çünkü istemsizce tekrar ediyor. Soundtrack'te Avenged Sevenfold, Blood for My Valentine, Disturbed, Cell Dweller, Mastodon gibi isimler var. İşin ilginç tarafı şu, Cell Dweller ve Mastodon harici diğer grupları ben pek sevmiyorum. Malum şöyle şeyler dinlediğim için metalcore ve nu metal ağırlıklı sesi pek tercih etmiyorum. Fakat bu oyuna geri döndüğümde şarkıların kalitesinden gayet memnun kaldım. Özellikle Blood for My Valentine'ın bir daha şu kalitede bir iş yapamamış olması bayağı trajik. Uzattım ama şunu demek istiyorum. Şarkılar ve kalitesi aradan geçen 19 seneye rağmen eskimemiş. Hala aynı keyifle dinleniyor, aynı gazı oyuncuya verebiliyor. Özellikle Blinded in Chains, Blood and Thunder, One Good Reason, Skinny Man. Bu gidişle bütün soundtrack'ı saymam gerekecek. O yüzden durayım. İşin rap tarafında
benim tanıdığım çok isim yok. Fakat şarkılar gayet iyi. Riders on the Storm, Get Love çarpıcılığında bir şarkı var mı emin değilim. Bunun sebebi türe çok aşina olmamam. Yorumlarda bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Bununla birlikte de Modifia'dan bahsedelim. Underground 1 ve 2'ye kıyasla daha zayıf bir sistem var elimizde. Artık görsel parçaları tek tek seçmek yerine paket paket seçiyoruz. Hala spoiler, çatı kapağı, jant ve benzeri parçaları tek tek takmak mümkün ama sistemin genelinde bir basitleştirmeye gidilmiş. Bu durumdan belki de en çok çıkartmalar zarar görmüş. Artık çıkartmaları kombine edemiyoruz. Sadece bir tane çıkartma seçerek uygulayabiliyoruz. Doğal olarak yaratabileceğiniz araba tasarımları ve kombinasyonları bir hayli azalmış durumda. Bir önceki oyunda harika bir şekilde oturulmuş sistemin değişmesi bir garip. Bu oyunun hanesine yazılabilecek net eksilerden biri. Geliştirme süresi boyunca polisleri entegre etmekten dolayı bu sisteme çok vakit kalmamış herhalde. Çünkü arabanızın görünüşü de arama seviyenizi etkilediği için basitleştirmek istemiş olabilirler. Performans konusunda ise sistem aynı. Blacklist üyelerini temizledikçe daha güçlü parçalar açıyorsunuz. Artık marka seçemiyorsunuz ama bunun zaten bir etkisi yoktu. İşin can sıkıcı olabilecek kısmı ise Underground 2'deki Dyna Tuning'in basitleştirilerek sağa sola çekebileceğiniz barlara dönüştürülmüş olması. Sistemi basitleştirmelerine takdir ediyorum çünkü öbür sistemi benim gibi birinin anlaması ve çözmesi zordu. Fakat bu sistem de fazla yüzeysel. Aerodinamikleri fullleyip başka hiçbir şeye dokunmuyorsunuz açıkçası. Underground 2'de keyifli saatler geçirmiş insanların yadırgadığı bir değişiklik olduğuna eminim. Modifiye edebileceğiniz 32 adet araba mevcut. Iconic Skyline, 350Z, 240SX, eski model Eclipse maalesef yok. Fakat genel araba çeşitliliği daha fazla. Sedan aile arabalarından tutun Exotic Ford GT'ye, Porsche Carrera'ya kadar uzanan bir liste mevcut. Eski Need for Speed kimliği ile Underground kimliğini birleştirip üzerine Amerikan arabaları sarkmışlar gibi de düşünebilirsiniz. Son olarak Challenge Series adlı bir mod var. Tam olarak 69 tane özgün görevden oluşan bu seriyi yapması bence keyifli. Daha fazla Most Wanted istiyorsanız bulabileceğiniz, hikayeden sonra oynamaya devam edebileceğiniz veya hikayeden sıkılırsanız ara verebileceğiniz tatlı bir mod olmuş kendisi. Videonun başında tekrar ve tempo probleminden bahsetmiştim hatırlarsınız. Underground 1 ve 2'den sonra hemen oynamış biri olarak bir de sıkmadığını söylemem lazım. Hatta 2 günde falan bitirdim oyunu. Kendimden bu performansı hiç beklemiyordum. Sizi içine çeken şaşırtıcı bir büyüsü var bu oyunun. İçeriği gereği sıkmasını bekliyorsunuz fakat eğlence faktörünün ağır basması için geliştirici Black Box ellerinden geleni yapmış. Oynadığınız içerik öyle bir kaliteyle yapılmış ki, o kadar düşünceyle tasarlanmış ki oynamasının sizde yarattığı neşe bir hayli etkileyici. Tabii Underground 1 ve 2'den ton ve yapı olarak farklı bir oyun var karşımızda. Belki araba modifiye etmek o oyunlardaki kadar derin değil ama oyuncuya satmaya çalıştıkları fantezi ve oyunların kimliği farklı. Bir oyunda modifiye arabamızla şehrin en iyi yarışçısı olup arabamızı mükemmeliyet için modifiye ederken Most Wanted'da polislere kök söktüren şehrin en azılı yarışçısı olma kimliği ve fantezi üstüne oynanmış. Ve Most Wanted bunu çok iyi başarıyor. O kadar iyi ki başka yapabilen bir oyun yok. Bununla birlikte rahatlıkla söyleyebilirim ki Need for Speed Most Wanted hatırladığımdan da daha iyi bir oyun olarak beni tekrardan etkilemeyi başardı. Açık konuşayım, efsaneleşmiş statüsünün üstüne çıkmasını beklemiyordum. Aklımdaki not hatırladığım kadar iyi olmasıydı. Çünkü zaten sağlam bir oyun hatırlıyordum. Ama şaşırtıcı bir şekilde beni beklediğimden de çok eğlendirmeyi başardı. Bu türün en iyileri arasında olmasının sebebini bir kez daha hatırladım. Ve benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, Carbon videosunda görüşmek üzere.